Bir bir gidiyorlar sanki sevgili izleyiciler ve tebessümümüzü alıp gidiyorlar. Ferhan Şensoy bugün yitirdiğimiz değerlerimizden biri oldu sevgili izleyiciler. Türk sinemasının, tiyatrosunun ve yazınının, edebiyatın bir kıymetidir Ferhan Şensoy. Bir süredir de tedavi görmekteydi zaten. Ne yazık ki kötü haber geldi. Orta oyunu geleneğinin de önemli bir temsilcisidir. Pek çok tiyatro oyununu yazmıştır, sahnelemiştir aynı zamanda. Onlarca kitabı da aynı şekilde kitapseverlerle buluşmuş bir isimdir. Bir hiciv ustasıdır. 70 yaşındaydı. 70 yaşındayken işte bir hastalık nedeniyle, rahatsızlıkları nedeniyle aramızdan ayrıldı. Aa, ben sizi hatırladım zaten dedi. Kibriti ödedim. Kuş gibi çıktım kafesten dedi. Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiası yasa boğuldu. Padişah başladı diye laf edersin yenilince. Siz bilirsiniz hünkâr. Şensoy Şubat ayında hastaneye kaldırılmış, iç kanama geçirdiği öğrenilmişti. Sonrasında kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo olmuştu. 2 Temmuz'dan bu yana sürdürüyordu yaşam mücadelesini. 30 Ağustos gecesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Siz bana nasıl diyorsunuz? Size demeyin o zaman, en sinirlendiğim laftı. Hayattayız, kimse bana olan diyemez. İstanbul Tıp Fakültesi'nden açıklama yapıldı. Usta tiyatrocunun uzun süredir kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi. Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti denildi. Orada ise fakülte Süleyman Başbakan. Orada ise fakülte Süleyman Başbakan. Şensoy'un ölümünü kurucusu olduğu orta oyuncular duyurdu. İlk mesajı ise kızı Müjgan Ferhan Şensoy paylaştı. Babam uçtu göklere dedi. Ferhan Şensoy'un ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçılar ardı ardına taziye mesajı paylaştı. Siyasetçiler de taziye mesajı yayınladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere binlerce isim Ferhan Şensoy'u andı. Ferhan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devretmişti. Bir gün ben de uçup geleceğim o gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede. Bundan 5 ay önce sağlık sorunları da yaşadığı için son yolculuğunu uğurlamaya gidememişti Rasim Öztekin'i. Rasim Öztekin'e de 2000'li yıllar, 2016-17 yıllarında kavuğu teslim etmişti aynı zamanda. İsmail Dümbülü'nün kavuğunu Münir Özkul'dan aldı, o kavuğu teslim etmişti. 5 ay önce de öyle uğurladı, işte bu notlarla uğurladı, böyle bir mektupla uğurladı. Kendisi de okuyamadı, kızı okudu cenaze töreninde Rasim Öztekin'i son yolculuğunu uğurlarken. Ve 5 ay sonra Usta Ferhan Şensoy'u da yitirdik sevgili izleyiciler. Onların işte bu özel, ne diyelim, iletişimini, bu özel enerjisini de bir haber içerisinde konu etmek istedik. Rasim Öztekin de Ferhan Şensoy. Belki de gökyüzünde buluşmuşlardır, evet. Öyledir ya, İbrahim'le Muzo daha daha kavuşmaz. Onlar kavuşur. O isim Rasim Öztekin'di. Ferhan Şensoy'un elini öperek, ona sıkıca sarılarak kavuğu devraldı usta oyuncu Öztekin. Ve 5 ay önce, 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle onu sonsuzluğa uğurlamaya gidememişti Ferhan Şensoy. Dostuna bir mektupla veda etti. Kızı Derya Şensoy'un sesiyle. Orta oyuncuların amatör kolu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede orta oyunculara katıldı. Kabuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kabuğu Şevket Çoruk'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde, neşe gibi meyhanede. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede dedikten 5 ay sonra. Ferhan Şensoy da uçup gitti gökyüzüne. 5 ay sonra buluştular. Ne de olsa daha daha kavuşmaz, İbrahim Muzo'ya kavuşur. Daha daha kavuşmaz, İbrahim Muzo'ya kavuşur. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz.
Tam da çok ihtiyacımız olan dönemler aynı zamanda işte bu isimleri, ama bir bizi yalnız bırakıyorlar efendim. Hadi devam.